Efendim, teknoloji, enerji ve iletişimi aynı çatı altında toplayan, Kazakistan Almaty'de yer alan Cell Systems firmasındayız. Yanımızda da firmamızın kurucusu Kutlan Bey bulunuyor. Nasılsınız öncelikle Kutlan Bey? Teşekkür ederim, sağ olun. Siz nasılsınız? İyiyim, çok teşekkür ederim. Sizleri tanıyarak başlayalım sohbetimize dilerseniz. Ardından neler yapıyorsunuz, projeleriniz neler, izleyicilerimize paylaşalım. Tabii ki. İsmim Kutluhan Tozoğlu. 1982 Konya Eri'yle doğumluyum. İlk orta lise öğrenimimi ve üniversite öğrenimimi Türkiye'de tamamladım. İstanbul Teknik Üniversitesi Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği mezunuyum. Daha sonra bir buçuk yıl kadar Türkiye'de çalıştıktan sonra yurt dışına çıkmaya başladım. İlk yurt dışı deneyimim Londra'da T-Mobile bünyesinde bir projede görev alarak yaptım. Daha sonra 3 aylık bir süre için Gürcistan'a geldim, telekom projesi için. Daha sonra da 2007 yılının Eylül ayında Kazakistan'a geldim. Burada Kazakistan'ın en büyük telekom operatörlerinden Kazakcell'in, Kcell'in değişik projelerinde yönetici olarak çalıştım. Daha sonra 2011 yılında kısmet oldu. Kendi firmamızı kurduk Cell Systems olarak. 2011 yılından bugüne kadar da telekomünikasyon, enerji ve inşaat altyapıları konusunda Kazakistan'da birçok irili ufaklı projelerde yer aldık. O zaman söz gelmişken isterseniz bir projemizin olduğu alana gidelim. Sohbetimize orada devam edelim. Ardından sevgili izleyicilerimiz kaldığımız yerden burada devam edeceğiz. Efendim, kar kış demeden şimdi de Büyük Almaty Çevre Yolu projesinin olduğu yere geldik. Burası Panfilova kamp alanı. Kutlan Bey ile birlikte projemizi konuşacağız. Kutlan Bey, burada nasıl bir proje düzenlediniz? Neler yapıyorsunuz? Bizlere anlatır mısınız? Efendim, Panfilova kamp alanı önümüzdeki 4 yıl boyunca inşaatı sürecek olan Büyük Almaty Çevre Yolu'nun ana kamp alanıdır. Burada toplamda 1500 kişi barınma kapasiteli bir kamp alanı inşa ediliyor. Biz de Cell Systems olarak bu kamp alanının elektrik, telekom, güvenlik sistemleri, zayıf akım sistemleri konusunda, çevre aydınlatma sistemleri konusunda altyapı işlerini yürütüyoruz. Şu an mevcut kamp alanında yaptığımız işlerin %95'ine yakınını bitirdik. Şu an burayı bitirmek üzereyiz. Ne kadar süredir bir çalışma var burada? Burada bu yıl Mayıs ayında başladığımız bir çalışma oldu. Mayıs ayından beri yaklaşık 6 aydır bu şantiyede çalışıyoruz. Evet. Bayağı da ilerlettiniz, epey bir ilerleme kaydettiniz. 4 yıl sonrasında da sanırım proje tamamen bitime ulaşacak. Evet, planlanan maksimum bir 4 yıllık bir süre var. Bu süreyi kısaltmak için müşterilerimiz tarafından büyük bir çaba sarf ediliyor. Bu proje toplamda 20 yıllık bir proje. Yap, işlet, devret yöntemiyle devletten alınan bir proje olduğu için 4 yıllık yaklaşık bir inşaat süresinden sonra 16 yıllık bir işletme süresi olacak. Toplamda 66 kilometrelik Almaty'nin gerdanı olacak bir proje diyebiliriz. Almaty'nin bütün hilal şeklinde etrafını dolaşacak bir proje. Ödemeli otoyol sistemiyle çalışacak. Evet. Ve yapılan yatırım tamamıyla yabancı bir yatırım. Evet. 2 adet Türk firmamız var. Alarko ve Makyol. Evet. Ve 1 adet de Koreli SK firmasının ortaklığıyla konsorsiyum olarak girdikleri bir proje. Evet. Toplam 4 yılın sonunda da 4. bir Koreli firmamız var. Kore Karayolları'nın 16 yıllık bir işletmesini yapacağı bir projede bulunuyoruz. Mevcut proje şu an Kazakistan'da başlanan ve inşaatı devam eden en büyük ebattaki yabancı yatırım projesi olarak da önem arz eden bir proje. Çok büyük bir yatırım ama çok da fayda sağlayacak bir yatırım. Arkada da haritamızı görüyoruz. Sanırım evet. Buranın bu proje alanının taslağı. Şu anda ne tarafta çalışılıyor? Kar kış demeden çalışıyorsunuz tabii siz sürekli. Evet, şu anda toplamda 66 kilometrelik yolun Panfilova kamp alanındayız.
Diğer tarafta da 20. kilometreye yaklaşan bir bereke kamp alanı var. Uydu kamp alanı. Toplamda 2 adet kamp alanı yapılacak proje için. Biz şu an 56. kilometrede bulunan Pamfilova kamp alanındayız. Şu an mobilizasyon çalışmaları dediğimiz kamp alanlarının inşaat ve altyapı işleri devam ediyor. Önümüzdeki Mart ayı gibi de yol inşaatının başlamasını bekliyoruz. Evet. Kaç kilometre bir yol olacak? Onu da izleyicilerimize hatırlatalım buradan. Toplamda 66 kilometrelik bir yol. Evet. Sevgili izleyiciler, buraya gelmek isteyenler artık çok kolay bir şekilde ulaşacaklar. Kutluhan Bey'in de önderliğinde yapmış oldukları projeyle birlikte birçok da zaten dediğiniz gibi ortağınız var. Yabancı yatırımların herhalde Kazakistan'a ilgisi de büyük. Evet. Aslında şöyle bir durum var. Ya yatırımları yapan bizim müşterimiz oluyor. Alarko Makyol'un. Biz burada altyapı işlerini yapıyoruz. Onların uzman ekibi olarak burada görev yapıyoruz. Tabii ki bu projeye Türkiye'den ve Kazakistan genelinden ilgi gerçekten büyük. Çünkü biraz önce de bahsettiğim gibi şu anda Kazakistan'daki en büyük yabancı yatırım ortaklığı olan bir projede bulunmaktayız. Peki. Çok teşekkür ediyoruz Kutluhan Bey. Bizi kırmadınız. Buraya kadar geldiniz. Sağ olun. Biz de size teşekkür ederiz bu soğukta. Bizlere eşlik ettiğiniz için. Ne şartlarda çalıştığımızı da siz de gördünüz. Sizi de kısa bir süreliğine olsa burada misafir ettik. Teşekkür ederiz. Biz teşekkür ederiz. Evet sevgili izleyiciler, biz tekrardan ofisimize dönüyoruz ve kaldığımız yerden sohbetimize orada devam ediyoruz. Efendim, projemizin olduğu alandan tekrardan ofisimize döndük. 4 yıl sonra aslında Kazakistan'ı çok güzel bir proje bekliyor. Siz de bu konuda oldukça başarısınız. Galiba güzel de bir fizibilite çalışması yaptınız. Tabii ki yılların verdiği deneyimimizi kullanarak buradaki gerek Türk firmalar olsun, gerek diğer yabancı yatırımcılar olsun, onlara elimizden geldiği kadar deneyimimizi paylaşarak destek olmaya çalışıyoruz. Evet. Birçok da aslında ortağınız var bu işte sizle beraber yürüyen, hem Türk hem de yabancı ortaklarınız. Tam ortak olarak demeyelim, bizim işverenlerimiz olarak onlarla çalışıyoruz. Genelde onların projelerine uygulama ve projelendirme olarak destek vermeye çalışıyoruz. Evet. Çok teşekkür ediyoruz. Başarılar diliyoruz size. Neler söylemek istersiniz son olarak? Son olarak tabii ki Kazakistan'daki yatırım ortamı gerçekten güvenli bir yatırım ortamı. Bölge ülkelerinden çok daha iyi şartlarda burada yatırım sağlanabiliyor, iş ortamı kurulabiliyor. Bunun için de tabii ki biz sadece kendimizi düşünerek değil, başka iş adamlarımızı da düşünerek ve elimizi taşın altına koyarak iş adamları derneği kurduk. Ben de şu an Türk Kazakistanlı Birliği'nin yönetim kurulu üyesiyim. Bu vesileyle Türkiye'den gelecek, başka ülkelerden gelecek iş adamlarına da her türlü desteği, danışmanlık hizmetini burada vermeye çalışıyoruz. O sebeple de sadece hani iş kolu olarak değil, sivil toplum kuruluşlarında da elimizden geldiği kadar, vaktimiz yettiği kadar bulunmaya çalışıyoruz. Elimizden gelen gayreti gösteriyoruz. Peki. Çok teşekkür ediyoruz tekrardan bizlere vakit ayırdığınız için. Biz de teşekkür ederiz. Buraya kadar geldiniz. Tekrar hoş geldiniz diyorum. Hoş bulduk. Sağ olun. Sağ olun. Evet sevgili izleyiciler, Kazakistan Almaty'de yer alan Cell Systems'in konuydu. Bir kez de sizlerin huzurunda Kutluhan Bey'e çok teşekkür ediyoruz. Evet.